Sevgili seyirciler, 2 yıl önceydi. Türkiye tarihinin en şanlı direniş ve isyanlarından biri. Gezi direnişi 2 yaşında. 27'sinde başlayan ve özellikle 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece adeta son derece büyük bir tırmanışa sürüklenmişti. İşte bugün gördüğünüz masalardan ve alanlardan canlı bağlantılarla kısmet olmuştu. O yayın kuşağında da ben bulunmuştum ve yaklaşık 12 saat boyunca sabaha kadar Türk milletinin o şanlı direnişini sizlerle paylaşmıştık. Tabii bu duygu, bu ruh ne anlama geliyor? İsyan duygusu ve elbette ki o direnişin yürek yakan hikayeleri de var mutlaka. Hepsini saygıyla anlıyoruz. Ethem Sarısülüğü, Abdullah Cömert'i, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Ahmet Atakan'ı zaman zaman belki hocamızdan onu da alırız. Biz direniş şehidi dediğimiz zaman bize eleştiri geliyordu. Bilemiyorum onunla ilgili belki yorumunuzu alma şansım olur ama öyle bir geceyi ve günü geride bıraktık. Son derece önemli bir anma. Şeyi saymadın. Buyurun. Küçük Berkin. Berkin Elvan tabii. Son derece önemli. Gözünü kaybeden insanlar, uzuvlarına ciddi hasar alıp sakatlanan insanlar ama asla ve asla özgürlük duygusundan vazgeçmeyen ve birbirlerine inanılmaz saygı gösteren bir 90'lar kuşağı bizim önümüze serili vermişti o 2 yıl önceki gezi direnişinde. Fütüvvet, hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Fütüvvet gençliği. Evet, öyle mi tanımlıyorsunuz? Ben öyle tanımladım. Geziden başlayalım, diğer geziye de geçeceğiz isterseniz, öyle başlayalım. Bu isyan ruhunun hep din karşıtı bir olgu olduğu anlatılmaya çalışırdı o süreçlerde. Ben onun için sizin yorumlarınızın bu akşam çarpıcı olacağını düşünüyorum. Buyurun. Ben çünkü uzatmayayım. O tabiri amiyanesiyle bağışlasın izleyenlerimiz, çok kullanılıyor günlük dilde. Zurnanın zırt dediği yer oradır. Şimdi bakın. Hiç kimse ağzından akıttığı haram lokmalardan sızmış salyaları mazur göstermek için din, iman, besmele, kelime-i şehadet, salavat filan oyunu yapmasın. Artık bunlar bitti. Sadede gelmek lazım. Sadet nedir? İmandır ve insanlıktır. Kur'an diyor ki benim bir numaralı değil, tek düşmanım zulümdür. Tek düşmanım zulümdür. Zalimlerden başkasına düşmanlık etmeyeceksiniz diyor. فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ي Matematik formülü gibi koymuş. Bir. İki. Diyor ki Kur'an, zalime isyan yoksa bana iman yoktur. Bana imanın temel göstergesi zalime isyandır. Müthiş bir cümle hocam. Bunu ilk defa duyuyoruz. Bir daha söyler misiniz? Ha. Canım ben ne ilkler söyledim. Değil mi? Ne ilkler söyledim ama zalime isyan yoksa bana iman yoktur. Yoktur. Başka şekilde. Şimdi evirip çevirip söylüyorum. Buyurun. Yani sözün tamını söylerler ya, Kur'an onun da ötesine geçiyor. Ölüleri bile adeta dirilterek diyor ki kalkın şunu öğrenin de ondan sonra ölün gidin. Bana imanı olduğunu söyleyen bu imanını zulümle kirletmişse, telvis tabirini kullanmıştır. O imandan hayır görmez, o iman onu güvene çıkarmaz, o imana Allah'ın güveni yoktur ve o iman insanı Allah'a inanmış hale getirmez. Emn ve hidayet tabirlerini kullanıyor.
Bu Enam suresinin bir ayeti. İmanın güven, emn ve hidayet, aydınlık, ışık getirmesi için imanın zulümle kirletilmemesi lazım. Zulme bulaşmış adamların iman edebiyatı yapmaları, domuzun kelime-i şehadeti bir biçimde çekmesiyle farklı bir şey değildir. Ya böyle ağır şey kullanmıyor. Onu da Kur'an'dan aldım. Onu da Kur'an'dan alıyorum. Allah'ın lanetine sebep olan günahları işleyenleri Allah diyor, domuzlara, maymunlara ve Firavun uşaklarına dönüştürür. Kur'an orada. Kur'an orada. Korkmayın arkadaşlar, sallayın. Çünkü bu millet 1000 senedir zaten Kur'an'ı okumuyor. Telaffuz ediyor. Vıdı vıdı. Kur'an'ı vıdı vıdıya mahkum edenleri Kur'an da dünyanın önünde rezilliğe mahkum etti. Ama artık vıdı vıdı, vıdı vıdı yok. Allah Molla Kasımlar gönderdi bu ülkeye. Hakikati söylüyorlar. Şimdi zulme isyan yoksa bana iman yoktur diyor Kur'an. İmam-ı Azam bunu o kendi dehasına yakışır, mücadelesine, şehitlik ruhuna yakışır ifadeyle verirken diyor ki zalim Emevilere karşı bir gün mücadele etmek 50 hacdan daha kıymetlidir. Ve diyor ki Kur'an'ın imanının da ibadetinin de temel göstergesi zalimlere karşı çıkmaktır. Bu yoksa ne iman vardır ne ibadet. İstediğin kadar yat kalk. Ahırda hayvanlar 24 saat yatıp kalkmıyorlar mı devamlı? Ne kıymeti var? Zurnanın zırt dediği yer dedim ya, temel kıstas oradır, odur. Olmak yahut olmamak noktası odur. Senin kıldığın 2 rekat namazı o, bedava çünkü. Onun şovu var, onun fotoğrafı var, onun gösterişi var, onun reklamı var. Onun için Kur'an ne zaman riyakarlığı lanetleyecekse hep örnek olarak namazı seçmiştir. Hazreti Peygamber de öyle. Çünkü bu ümmeti mahveden istismarın ana damarında namaz var. Hani Hüseyin Atay hocamız hürmetlerimizi kabul etsin diyor ya, kazaya namazı kalmamış mı Hüseyin Atay? Benim kazaya çok namazım kalmış. Ben ehli secde bir adamım, Allah'a bin şükür, ama kazaya çok namazım kalmış. Hocanın, ya hocam nasıl başardın bunu? Kardeşim dedi işte öyle oldu. Amerika'da dedi 2 seneye yakın Fazlur Rahman'la Chicago'da beraber oldum. Ben de Amerika'da 2 yıl kadar kaldım. Ben başaramadım. Orada bile dedi bir vakit namazım kazaya kalmadı. Bu Hüseyin Atay diyor ki kardeşim, o Rize şivesiyle, namazı, namaz bu milletin, ümmetin başına bela edilmiştir. Sonra ben
yürürken Kur'an kulvarında bir baktım ki Hüseyin Atay'ın kullandığı bu tabiri Hazreti Peygamber'in en yakın arkadaşlarından, en yakınlarından biri, takvası, temizliği, dürüstlüğü ile öne çıkmış, sembol olmuş biri, Ebu Derda aynen kullanıyor. Abdullah bin Mübarek kitabı Züht ve Rekaik'ında vermiş bunu. Çok önemsediğim şeyleri gördüğüm zaman zapt ederim. Eseri, sahibi, yazarı, devri, hatta bazen kitap geçtiği kitaptaki sayfa numarasıyla. Öyle bir kayıt ki bir daha silinmez. Diyor ki Ebu Derda, "La tec'alû ibadetallâhi belâen aleyküm." Allah'a ibadetleri başınıza bela haline getirmeyin diyor. Ya ibadeti, takvası, zühdüyle örnek parmakla gösterilen bir sahabi bu. Şimdi Hüseyin Atay sallıyor mu? Veya ben sallıyor muyum? Biz bunları biliyoruz. Bir takım iki bacaklı sürüler, bunları bırakın bu hayatlarında bilmeyi, üç defa daha dünyaya gidip gelseler yine öğrenemeyeceklerdir. Ama bunlar üzerinde ambargo kuruyor, din avukatlığı yapıyorlar. Bana din öğretiyor adam. Hüseyin Atay'a din öğretiyor. Hazreti Ali'ye din öğretmeye kalktılar. Kimler biliyor musun? İslam tamamlandığında artık gidecek bir delik kalmadığı için ve biraz da servet edinsinler diye biz Müslüman olduk diyen İslam tarihçilerinin tulaka, düşükler dediği adamlar ki onların başında Muaviye ve babası gelir. Bunlar diyor. Bunlar Hazreti Peygamber'in konuşan Kur'an dediği Hazreti Ali'ye din öğretmeye kalkmışlardır bunlar. Sen ne diyorsun ya? Bizi diyorsun. Bak ben ne diyorum sana? Daha bir şey var. Şimdi bugün bazı nasipsiz, imansız ve Kur'an'ın lanetine uğramış adamlar orada burada diyorlar ya, başka diyecekleri bir şey yok çünkü. Onu anlatmak için söylüyorum bunu. Ya Yaşar Nuri, tamam da kardeşim biz hiç onun namaz kıldığını görmedik. Bu tükenişin işaretidir. Bakın Hazreti Ali'ye de son böyle saldırdılar, anlatacağım şimdi. Yaşar Nuri kim oluyor? O şey tartışmasını hatırlıyorum hatta. Sabah Hanım'la yaptığınız programda şimdi, cuma saati bilmem ne falan diye öyle. Şimdi ben görmedim diyor adam. Ya arkadaş, ben de seni görmedim namaz kılarken. Sen Türkiye'nin filan kentinde yaşıyorsan ben de filan kentinde ya, nasıl birbirimizi göreceğiz namaz kılarken? Ben noteri çağırıp namazlarımı tescil ettirip onaylatıp sana mı göndereceğim? Sonra nasıl göreceksin sen beni? Bir tanesi diyor ki, nereden benimle beraber olmuş? Söyle de bilelim. 4 sene ben onunla beraber oldum. Çalıştım, öyle bir şey diyor. Bilmiyorum. Hiç namaz kıldığını görmedim. Peki Müslümansan böyle yorman gerekir. Akşamlardan kılmış olamam mı? Değil mi? Ha yok, akşamdan da gece de kılmadı biliyorum. Nereden biliyorsun?
Geçen gün bir tanesi dedi bana, ya dedim akşamları da nereden? Adam espriyi yapıştırdı. Mümin bir meslektaşım. Yok Yaşar'cığım dedi, zorlama kendini. O zamanlar dedi sen onun annesiyle beraber yaşıyordun ya dedi. Onun için o da dedi size hizmetse dediğinde devamlı senin çevrende bulunuyordu. Onun için gece de görmüş olabilir. Ben ne diyeyim? Muaviye bunların dininin önderi odur. Bugün Türkiye'de dincilik adına öne çıkarılan dinin peygamberi Hazreti Muhammed değildir. Hazreti Muhammed öyle bir din bırakmadı. Bu nenin nesidir diye araştırdım mı ki ben ömrünü bu işe vermiş bir adamım. Bakıyorum Çuk diye oturduğu bir yer var. Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'nin dini. Zaman oturuyor. Talan dini, yalan dini, iftira dini, bühtan dini, hakları çiğneme dini, hukuku yok etme dini, mazlumları ezme dini, paylaşımı yok etme dini, insanları köleleştirme dini. Muhammed'in dini bunların tam tersini yapan dindir. Ve isteyen dindir. Muhammed'in dinine mensup olanlar Maun suresini ihlal eder mi? Ya Muhammed'in dinine mensup olanların mercümek talanları olur mu? Geriye doğru gidiyorum. Yaklaşık son yarım asır. Kombassan, İmbaş bilmem ne talanları olur mu? Bunlar adli kayıtlara geçmiş. Şöyle söylüyorum, defalarca da yazdım, kitaplarımda da var. Aydınlık'ta da vardı bu çarpıcı örnek. Efendim, sayalım birkaç tane daha. Deniz Feneri. Asrın soygunu. Almanya'nın attığı manşet. Evet, mabette gerçekleştirilmiş soygunu. Özelliği orada. Peki, bitmedi. İyilerinden birkaç tane daha söyleyeyim. Muhammed'in dininde yüz bine yakın caminin yer aldığı ve %99,5'unun Müslüman olduğunu söyledikleri bir ülkede günün ortasında Sivas'ta oraya sanat icra etmek üzere misafir olarak gitmiş 30 küsür insan benzin dökülerek yakılır mı? Ulan yakılır mı? Böyle bir din olur mu? Bu dinin peygamberi Muhammed olabilir mi? ...17-25 Aralık... talanları, soygunları olur mu Muhammed'in dininde? Çünkü bunlar Maun talanlarıdır. Maun talanı yapanların Maun suresinin açık hükmüne göre dini imanı olmaz. Lanetlenmişlerdir. Namazları da lanetlenmiştir, kendileri de. Başka? Bitmedi. Olmuşlarını alıyorum. Küpün içine girmedim daha. Küpün dışına sızanları alıyorum. Hazreti Muhammed'in dininde o günlerin savcısı geçinen sefil ruhlu adamın söylediği gibi, ben o dediğiniz dosyaları 40 dakikada hazırlarım savcı. Şimdi belasını buldu da tam bulmadı. Daha bulacak. Dolaşıyor açıklarda şimdi. Tamam mı? Şimdi bu davalarla, bu delillerle
bu kumpaslarla. Firavun saltanatlarının ve benim iştigal alanımdır. Şimdi çıkacak kitabım da Firavun kitabıdır. Göreceksiniz, firavunluktan da beter diye bir başlık var orada. Şu son 10 yılda Türkiye'de yaşadıklarımız, tarihin firavunlar dönemlerinin hiçbirinde görülmemiştir. Hepsinden büyük ve katmerlidir. Ya Kur'an niye firavun zulmünden de beterleri olabilir diyor diye soruyordum kendime. 30 sene sordum. Cevabını buldum. Siz koca bir ülkenin aydınlar ordusunu ve silahlı kuvvetler gücünü, generalleri, genelkurmay başkanı dahil bu milletin Muhammed'in has ocağı dediği o bin küsür yıllık ordusunu zindanlara tıkarken sonra kendi itiraflarınız nelere dayandınız? Siz bu ülkenin ordusunun yani dünyanın en büyük uç ordusundan birinin genelkurmay başkanını ağırlaştırılmış müebbete mahkum ettiniz. Tarih bunları size sormayacaksa o tarihe de lanet olsun. Bu millet sormayacaksa bu millete de lanet olsun. Bunların hesabını sormayan bir millet namustan, imandan, insanlıktan, ahlaktan bahsedemez. Bunları soracak önce. Yoksa millet olma vasfını kaybetmiştir. Mümin olma vasfını çoktan kaybetmiştir. Soracak. Sormaya yönelik bir eğilimi var mı, bir adım atacak mı? Haftaya pazar günü onu göreceğiz. Akın Kara'nın geçit noktası. Göreceğiz. Bekliyorum ben. Bu meseleleri Kur'an'ın rehberliğinde 30-40 yıldır takip eden, milimetrik inceliklerle takip eden bir insan olarak bekliyorum. Şimdi haftaya pazar günü çıkacak sonuçlara göre konuşulacak çok önemli şeyler var. Bakacağız. Bu milletin ceza faturası bitti mi? Devam mı ediyor? Bakın. Din pazara indirildi diyoruz, yetmiyor. Kur'an pazar yeri metağı yapıldı, yetmiyor. Şimdi ne yazayım ben daha Uğur Dündar'a bugün gene konuştuk bir vesileyle. Dedim ki abicim daha ne yazayım ya? Ya bitti kelimeler melimeler bitti, vicdan bitti. İrfan ve izan bitti. Bunları anlatacak şeytanın elinde de bir şey kalmadı. Şuraya bakar mısınız? Adam cumhurbaşkanlığı yemini yapmış, anayasa, namusu şerefini ortaya koyarak. Şimdi o yemini almış ayaklarının altına. Başbakan diye atadığı acayibi de yanına, koluna girmiş. Meydan meydan dolanıp parti propagandası yapıyor. Ya dünya bunu seyrediyor. Dünya seyrediyor bunu. Bir anayasa var ve sen bu anayasayı yemin ederek bu milletin devlet başkanlığı makamına gelip oturdun. Ya sen bunu nasıl kendine yediriyorsun? Nasıl bunu hazmediyorsun? Bu da yetmiyor. Kur'an'ı eline alıyor. Alelacele Kürtlerden oylar Kürt Partisi'ne gitmesin diye. Değil mi?
Oslo'dan beri bilmem ne. Kanka beraberdiniz şimdi. Niye adamı rahatsız ediyorsun? Bırak. O da çıkıp demiyor ki ya sen ne biçim adamsın ya. Sen süreç bilmem ne falan filan. Sen bu baraj denen musibeti ilk günde kaldırman lazımdı. Onu kaldırmadığın gibi şimdi biz baraja takılalım diye olmadık numaralar çeviriyorsun. Talimat veriyor. Bir gecede Kürtçe Kur'an basıyor. Diyanet denen hamani kurum. Zulmün baş ortağı ve mürevvici bugün Türkiye'de o kurumdur. Onu da tarih buna göre yargılayacaktır. Ben şahsen bırakmam peşini. Hamani bir kurum. Ne demek bu? Firavun kitabım çıkınca göreceksin. Haman, Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Neyi temsil ediyor? Neyi sembolize ediyor? Kürtçe Kur'an, Kürt vatandaşların çıkıyor karşısına. Kabe'yi meydan yerine indirdiler. Mekke müşriklerinin yaptığı gibi yedek Kabe'lerle. Kabe'yi pasta yapıp kesip yediler. Zaten bütün hayatları bir biçimde Kabe'yi, Kur'an'ı, mukaddesleri yemekle geçmişti. Şimdi manalarını geç, kendilerini yemeye kalktılar. İyice kudurdular. Bu kudurmuşluğun zirve yaptığı yerdir. Ya siz zaten yıllardır Kabe'yi, Kur'an'ı hepsini istismar ediyor, sömürüyorsunuz. Hayır, şimdi bizzat kendisini yemeye kalktılar pasta yapıp. Kabe, Kur'an. Ne kaldı geriye? Geriye ne kaldı? Namaz zaten yiye sakıza döndürdüler. Şimdi başa dönüyorum. Bütün parantezleri kapatıyorum. Canlar canı kardeşim. Buyurun hocam. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Kur'an'a imanı olanlar bunu bilecek ve icabını yapacak. Zulme isyan yoksa Kur'an'a iman yoktur. Twitter'da şu an herhalde en çok paylaşılan cümlelerden biri oldu. Ağzınıza sağlık. Ve bugün Türkiye'nin başına kara bir felaket gibi çökmüş bu hırsızlık, talan ve iftira kadrolarının zulme isyan şöyle dursun. Zulme küresel ölçekte de içeride de yoğun destekleri ve hizmetleri vardır. Bunların Kur'an'a iman nasıl olabilir? He? Nasıl olacak? Evet. Şimdi ey millet, artık kendine gel. Kur'an der ki, اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرُضُونَ. Devam ediyor aşağıda, diyor ki, bu Kur'an'ı hakikatler söylendikçe bunlar alaya alır, kiki kaka yaparlar, işte bakara makara yaparlar. Tarif etmiş yani, fotoğrafını çekmiş önümüze koymuş. Ama ilk ayet, bu Enbiya suresinin ilk ayeti, insanların artık hesaba çekilme zamanları geldi. Ama onlar derin bir gaflet içinde hala oyalanıp durmaktalar. Lahiyeten kulubuhum.
kalpleri eğlence, gaflet içinde. Ve eserrun necvellezine lahiyeten kulubuhum. Şimdi zalimlerle fısıltı yaparak devamlı birlikte iş kotarırlar. Sona doğru da diyecektir ki uzun. Oyun ve eğlence içinde hakikatleri Allah Kur'an ayetlerinde bildirdikçe bunlar onları oyun ve eğlence aracı yaparlar. Ve hum yel'abun diyor. Oynar, eğlenir, alaya alırlar. Öyle yapmadılar. Hem tabiri caizse kaymağını yiyor, dibine kadar sömürüyor, hem de bakara makara diye alay ediyor. Şimdi bu Kur'an ne yapsın? Fotoğraflarını çekip önümüze koyuyor. Daha ne yapsın ya? Yani bunlardan ders almamak için katmerli, şeddeli ve şiddetli imansız olmaktan başka bir izah var mı? Bunu cehaletle, bunu aymazlıkla, bunu bilmezlikle filan izah edemezsiniz. Bu kararlı, şedid bir imansızlıktır. Ve Kur'an bize gösteriyor ki bu imansızlık olur ve bu imansızlığı taşıyanların kıldıkları namazlar buna engel değildir. Çünkü lanet getirir o namazlar. Lanet lanete niye engel olsun? Lanete rahmet engel olur. Bunların hayatında rahmet var mı? Siz yüzlerce ocağı acılara atıyorsunuz. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, nine, hasta. O savcı denen Allah'ın cezası yaratığın ifadesiyle 45 dakikada tedarik edilmiş. Bakar mısın şuraya? Ben o dosyaları 45 dakikada hazırlarım diye beyanatı var. Bunları ben sıkı arşivliyorum. Bu dosyalarla mı siz bir ülkenin ordusunun genelkurmay başkanını müebbete mahkum ettiniz? Ulan bunlarla mı yaptınız bunu? Evet, bunlarla yaptınız ve bunu itiraf ettiniz. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin ocaklarınıza o düşürdüğünüz ateşlerin 40 katını düşürsün. Ulan sizin gibi zalim tarih gördüm. Zulmün bile bir tırnak içinde bir haysiyeti vardır. Sen doldur zindanlara insanları. Kim bu insanlar? Ülkeye hizmetle ömürleri geçmiş. Bürokratlar, ordu mensupları, generaller, aydınlar, basın mensupları. Sonra bunları hastalıklarla, ölümlerle ocaklarını tarumat et, tarumar et. Yak bunları ateşler içinde cayır cayır. Her birini bir ile altı yedi yıl içeride yatır süründür şuranın başında olan insan. Son kaç yıl yattı? 6 yıl. Lan nasıl ödeyeceksiniz bunun faturasını? Nasıl ödeyeceksiniz? Ondan sonra günün birinde zulüm ortağın
öbür paralelle Firavunlukta ortağın olan aran bozulduğu için girin birbirinize. O sana, sen ona. Sen diyorsun ki kumpasla bunları yaptılar, onları yaptı. Hop! Bizi aptal yerine koyma, bizim zekamızla oynama. Biz emperyalizmin oturttuğu koltuklardan ve elimize verdiği mühürlerden güç almıyoruz. Tek gücümüz zekamız ve irfanımızdır. Bizi aptal yerine koyma. Sen o kumpasçılıkla suçladığın, beni aldattı dediğine de kime yutturuyorsun? O gün o işler olup biterken sen değil miydin ben bu davaların savcısıyım diye demeç veren? O gün savcıydın. Zindanları doldurdun zulümlerle. Şimdi ...2013-17-25 aralığında soygun ve talanlar sokaklara taşınca ne oldun? Birden avukat oldun. Meslek değiştirdin. Ya ben 38 yıllık hukukçuyum. Bu meslekle böyle oynayamazsın sen. Senin hayatında hukuk. Sen bunların ne olduğunu bilir misin? He? Dün avukat, dün savcı, bugün avukat. Ha, hesap öyle gerektiriyor. Hangisisin? Bana göre ikisi birden. O gün savcı olarak zulmün üzerine tüy diktin. Bugün de avukat olarak aralık yolsuzluklarında zulmün üzerine tüy diktin. Nerede zulüm tavan yapıyorsa sen oradasın. Olay bu. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Demek ki çok bir geniş cümleyle özetleyelim. Buyurun tabii hocam. Onu millet vicdanına yazsın. Ve Kur'an'ın ve bütün kutsal metinlerin lanetlediği bütün kötülükleri en ileri derecede 10 yıldır yapmış bir ekibin hesabını bu milletin görmesi lazım. Bu kadar açık. İlk hesap millet günü de haftaya pazar. Pazar günü. Göreceğiz. Neydi? Zulme isyanı olmayanın Kur'an'a imanı yoktur. Bu söz çok şey anlattı. Bu sözle araya gidelim değerli seyirciler. Dönüşte yine elbette ki değerli hocamızın anlatacağı, sizlerle paylaşacağı çok şey var. Sevgili seyirciler, iki yıl önceydi. Türkiye tarihinin en şanlı direniş ve isyanlarından biri. Gezi direnişi 2 yaşında, 27'sinde başlayan ve özellikle 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece adeta son derece büyük bir tırmanışa sürüklenmişti. İşte bugün gördüğünüz masalardan ve alanlardan canlı bağlantılarla kısmet olmuştu. O yayın kuşağında da ben bulunmuştum ve yaklaşık 12 saat boyunca sabaha kadar Türk milletinin o şanlı direnişini sizlerle paylaşmıştık. Tabii bu duygu, bu ruh ne anlama geliyor? İsyan duygusu ve elbette ki o direnişin yürek yakan hikayeleri de var mutlaka. Hepsini saygıyla anlıyoruz. Ethem Sarısülüğü, Abdullah Cömert'i, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Ahmet Atakan'ı zaman zaman belki hocamızdan onu da alırız. Biz direniş şehidi dediğimiz zaman bize eleştiri geliyordu. Bilemiyorum, onunla ilgili belki yorumunuzu alma şansım olur ama öyle bir geceyi ve günü geride bıraktık. Son derece önemli şeyi bir anma. Saymadın. Buyurun. Küçük Berkin. Aa, Berkin Elvan tabii. Son derece önemli. Gözünü kaybeden insanlar, uzuvlarına ciddi hasar alıp sakatlanan insanlar ama
asla ve asla özgürlük duygusundan vazgeçmeyen ve birbirlerine inanılmaz saygı gösteren bir 90'lar kuşağı bizim önümüze serili vermişti o 2 yıl önceki Gezi direnişinde. Fütüvvet, hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Fütüvvet gençliği. Evet, öyle mi tanımlıyorsunuz? Ben öyle tanımladım. Gezi'den başlayalım, diğer Gezi'ye de geçeceğiz. İsterseniz öyle başlayalım. Bu isyan ruhunun hep din karşıtı bir olgu olduğu anlatılmaya çalışıldı o süreçlerde. Ben onun için sizin yorumlarınızın bu akşam çarpıcı olacağını düşünüyorum. Buyurun, ben uzatmayayım. Tabiri amiyanesiyle bağışlasın izleyenlerimiz, çok kullanılıyor günlük dilde. Zurnanın zırt dediği yer oradır. Şimdi bakın, hiç kimse ağzından akıttığı haram lokmalardan sızmış salyaları mazur göstermek için din, iman, besmele, kelime-i şehadet, salavat filan oyunu yapmasın. Artık bunlar bitti. Sadede gelmek lazım. Sadet nedir? İmandır ve insanlıktır. Kur'an diyor ki, benim bir numaralı değil, tek düşmanım zulümdür. Tek düşmanım zulümdür. Zalimlerden başkasına düşmanlık etmeyeceksiniz diyor. فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ي Matematik formülü gibi koymuş. Bir. İki. Diyor ki Kur'an, zalime isyan yoksa bana iman yoktur. Bana imanın temel göstergesi zalime isyandır. Müthiş bir cümle hocam. Bunu ilk defa duyuyoruz. Bir daha söyler misiniz? Ha. Canım ben ne ilkler söyledim. Değil mi? Ne ilkler söyledim ama... Zalime isyan yoksa bana iman yoktur. Başka şekilde. Şimdi evirip çevirip söylüyorum. Buyurun. Yani sözün tamını söylerler ya, Kur'an onun da ötesine geçiyor. Ölüleri bile adeta dirilterek diyor ki kalkın şunu öğrenin de ondan sonra ölün gidin. Bana imanı olduğunu söyleyen bu imanını zulümle kirletmişse, telvis tabirini kullanmıştır. O imandan hayır görmez, o iman onu güvene çıkarmaz, o imana Allah'ın güveni yoktur ve o iman insanı Allah'a inanmış hale getirmez. Emd ve hidayet tabirlerini kullanıyor. Bu Enam suresinin bir ayeti. İmanın güven, emd ve hidayet, aydınlık, ışık getirmesi için imanın zulümle kirletilmemesi lazım. Zulme bulaşmış adamların iman edebiyatı yapmaları, domuzun kelime-i şehadeti bir biçimde çekmesiyle farklı bir şey değildir. Ya böyle ağır şey kullanma. Onu da Kur'an'dan aldım. Onu da Kur'an'dan alıyorum. Allah'ın lanetine sebep olan günahları işleyenleri Allah diyor, domuzlara, maymunlara ve firavun uşaklarına dönüştürür. Kur'an orada. Kur'an orada.
Korkmayın arkadaşlar, sallayın. Çünkü bu millet 1000 senedir zaten Kur'an'ı okumuyor. Telaffuz ediyor. Vıdı vıdı. Kur'an'ı vıdı vıdıya mahkum edenleri Kur'an da dünyanın önünde rezilliğe mahkum etti. Ama artık vıdı 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 yok. Allah Molla Kasımlar gönderdi bu ülkeye. Hakikati söylüyorlar. Şimdi zulme isyan yoksa bana iman yoktur diyor Kur'an. İmam-ı Azam bunu o kendi dehasına yakışır, mücadelesine, şehitlik ruhuna yakışır ifadeyle verirken diyor ki zalim Emevilere karşı bir gün mücadele etmek 50 hacdan daha kıymetlidir. Ve diyor ki Kur'an'ın imanının da ibadetinin de temel göstergesi zalimlere karşı çıkmaktır. Bu yoksa ne iman vardır ne ibadet. İstediğin kadar yat kalk. Ahırda hayvanlar 24 saat yatıp kalkmıyorlar mı devamlı? Ne kıymeti var? Zurnanın zırt dediği yer dedim ya, temel kıstas oradır, odur. Olmak yahut olmamak noktası odur. Senin kıldığın 2 rekat namazı o, bedava çünkü. Onun şovu var, onun fotoğrafı var, onun gösterişi var, onun reklamı var. Onun için Kur'an ne zaman riyakarlığı lanetleyecekse hep örnek olarak namazı seçmiştir. Hazreti Peygamber de öyle. Çünkü bu ümmeti mahveden istismarın ana damarında namaz var. Hani Hüseyin Atay hocamız hürmetlerimizi kabul etsin diyor ya, kazaya namazı kalmamış mı Hüseyin Atay? Benim kazaya çok namazım kalmış. Ben ehli secde bir adamım, Allah'a bin şükür. Ama kazaya çok namazım kalmış. Hocanın, ya hocam nasıl başardın bunu? Kardeşim dedi işte, öyle oldu. Amerika'da dedi 2 seneye yakın Fazlur Rahman'la Chicago'da beraber oldum. Ben de Amerika'da 2 yıl kadar kaldım. Ben başaramadım. Orada bile dedi bir vakit namazım kazaya kalmadı. Bu Hüseyin Atay diyor ki, kardeşim, o Rize şivesiyle. Namazı, namaz bu milletin, ümmetin başına bela edilmiştir. Sonra ben yürürken Kur'an kulvarında bir baktım ki Hüseyin Atay'ın kullandığı bu tabiri Hazreti Peygamber'in en yakın arkadaşlarından, en yakınlarından biri, takvası, temizliği, dürüstlüğü ile öne çıkmış, sembol olmuş biri, Ebu Derda, aynen kullanıyor. Abdullah bin Mübarek kitabı Zühd ve Rekaik'ında vermiş bunu. Çok önemsediğim şeyleri gördüğüm zaman zapt ederim. Eseri, sahibi, yazarı, devri, hatta bazen kitap geçtiği kitaptaki sayfa numarasıyla. Öyle bir kayıt ki bir daha silinmez. Diyor ki Ebu Derda, La tec'alû ibadetallâhi belâen aleyküm.
Allah'a ibadetleri başınıza bela haline getirmeyin diyor. Ya ibadeti, takvası, zühdüyle örnek parmakla gösterilen bir sahabi bu. Şimdi Hüseyin Atay sallıyor mu? Veya ben sallıyor muyum? Biz bunları biliyoruz. Bir takım iki bacaklı sürüler, bunları bırakın bu hayatlarında bilmeyi, üç defa daha dünyaya gidip gelseler yine öğrenemeyeceklerdir. Ama bunlar üzerinde ambargo kuruyor, din avukatlığı yapıyorlar. Bana din öğretiyor adam. Hüseyin Atay'a din öğretiyor. Hazreti Ali'ye din öğretmeye kalktılar. Kimler biliyor musun? İslam tamamlandığında artık gidecek bir delik kalmadığı için ve biraz da servet edinsinler diye biz Müslüman olduk diyen İslam tarihçilerinin tulaka, düşükler dediği adamlar ki onların başında Muaviye ve babası gelir. Bunlar diyor. Bunlar Hazreti Peygamber'in konuşan Kur'an dediği Hazreti Ali'ye din öğretmeye kalkmışlardır bunlar. Sen ne diyorsun ya? Bizi diyorsun. Bak ben ne diyorum sana? Daha bir şey var. Şimdi bugün bazı nasipsiz, imansız ve Kur'an'ın lanetine uğramış adamlar orada burada diyorlar ya, başka diyecekleri bir şey yok çünkü. Onu anlatmak için söylüyorum bunu. Ya Yaşar Nuri, tamam da kardeşim biz hiç onun namaz kıldığını görmedik. Bu tükenişin işaretidir. Bakın Hazreti Ali'ye de son böyle saldırdılar, anlatacağım şimdi. Yaşar Nuri kim oluyor? O şey tartışmasını hatırlıyorum hatta. Sabah Hanım'la yaptığınız programda cuma saati bilmem ne falan diye öyle. Şimdi ben görmedim diyor adam. Ya arkadaş, ben de seni görmedim namaz kılarken. Sen Türkiye'nin filan kentinde yaşıyorsan ben de filan kentinde ya nasıl birbirimizi göreceğiz namaz kılarken? Ben noteri çağırıp namazlarımı tescil ettirip onaylatıp sana mı göndereceğim? Sonra nasıl göreceksin sen beni? Bir tanesi diyor ki, nereden benimle beraber olmuş? Söyle de bilelim. 4 sene ben onunla beraber oldum. Çalıştım, öyle bir şey diyorum. Bilmiyorum. Hiç namaz kıldığını görmedim. Peki Müslümansan böyle yorman gerekir. Akşamlardan kılmış olamam mı? Değil mi? Ha yok, akşamdan da gece de kılmadı biliyorum. Nereden biliyorsun? Geçen gün bir tanesi dedi bana, ya dedim akşamları da nereden? Adam espriyi yapıştırdı. Mümin bir meslektaşım. Yok Yaşar'cığım dedi, zorlama kendini. O zamanlar dedi sen onun annesiyle beraber yaşıyordun ya dedi. Onun için o da dedi size hizmetse dediğinde devamlı senin çevrende bulunuyordu. Onun için gece de görmüş olabilir. Ben ne diyeyim? Muaviye, bunların dininin önderi odur. Bugün Türkiye'de dincilik adına öne çıkarılan dinin peygamberi Hazreti Muhammed değildir. Hazreti Muhammed öyle bir din bırakmadı. Bu nenin nesidir diye araştırdım mı ki ben ömrünü bu işe vermiş bir adamım, bakıyorum çuk diye oturduğu bir yer var.
Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'nin değil. O zaman oturuyor. Talan dini, yalan dini, iftira dini, bühtan dini, hakları çiğneme dini, hukuku yok etme dini, mazlumları ezme dini, paylaşımı yok etme dini, insanları köleleştirme dini. Muhammed'in dini bunların tam tersini yapan dindir ve isteyen dindir. Muhammed'in dinine mensup olanlar Maun suresini ihlal eder mi? Ya Muhammed'in dinine mensup olanların mercümek talanları olur mu? Geriye doğru gidiyorum. Yaklaşık son yarım asır. Kombassan, İnbaş bilmem ne talanları olur mu? Bunlar adli kayıtlara geçmiş. Şöyle söylüyorum, defalarca da yazdım, kitaplarımda da var. Aydınlık'ta da vardı bu çarpıcı örnek. Efendim, sayalım birkaç tane daha. Deniz Feneri. Asrın soygunu, Almanya'nın attığı manşet. Evet, mabette gerçekleştirilmiş soygunu. Özelliği orada. Peki, gitmedi. İyilerinden birkaç tane daha söyleyeyim. Muhammed'in dininde yüz bine yakın caminin yer aldığı ve %99,5'unun Müslüman olduğunu söyledikleri bir ülkede, günün ortasında Sivas'ta, oraya sanat icra etmek üzere misafir olarak gitmiş 30 küsür insan benzin dökülerek yakılır mı? Ulan yakılır mı? Böyle bir din olur mu? Bu dinin peygamberi Muhammed olabilir mi? ...17-25 Aralık... talanları, soygunları olur mu Muhammed'in dininde? Çünkü bunlar Maun talanlarıdır. Maun talanı yapanların Maun suresinin açık hükmüne göre dini imanı olmaz. Lanetlenmişlerdir. Namazları da lanetlenmiştir kendileri de. Başka? Bitmedi. Olmuşlarını alıyorum. Küpün içine girmedim daha. Küpün dışına sızanları alıyorum. Hazreti Muhammed'in dininde o günlerin savcısı geçinen sefil ruhlu adamın söylediği gibi, ben o dediğiniz dosyaları 40 dakikada hazırlarım savcı. Şimdi belasını buldu da tam bulmadı. Daha bulacak. Dolaşıyor açıklarda şimdi. Tamam mı? Şimdi bu davalarla, bu delillerle, bu kumpaslarla Firavun saltanatlarının ve benim iştigal alanımdır. Şimdi çıkacak kitabım da Firavun kitabıdır. Göreceksiniz, Firavunluktan da beter diye bir başlık var orada. Şu son 10 yılda Türkiye'de yaşadıklarımız tarihin firavunlar dönemlerinin hiçbirinde görülmemiştir. Hepsinden büyük ve katmerlidir. Ya Kur'an niye firavun zulmünden de beterleri olabilir diyor diye soruyordum kendime. 30 sene sordum. Cevabını buldum. Siz koca bir ülkenin aydınlar ordusunu ve silahlı kuvvetler gücünü, generalleri, genelkurmay başkanı dahil bu milletin Muhammed'in has ocağı dediği o bin küsür yıllık ordusunu zindanlara tıkarken,
Sonra kendi itiraflarınız. Nelere dayandınız? Siz bu ülkenin ordusunun, yani dünyanın en büyük uç ordusundan birinin Genelkurmay Başkanı'nı ağırlaştırılmış müebbete mahkum ettiniz. Tarih bunları size sormayacaksa o tarihe de lanet olsun. Bu millet sormayacaksa bu millete de lanet olsun. Bunların hesabını sormayan bir millet namustan, imandan, insanlıktan, ahlaktan bahsedemez. Bunları soracak önce. Yoksa millet olma vasfını kaybetmiştir. Mümin olma vasfını çoktan kaybetmiştir. Soracak. Sormaya yönelik bir eğilimi var mı, bir adım atacak mı? Haftaya pazar günü onu göreceğiz. Akın Kara'nın geçit noktası. Göreceğiz. Bekliyorum ben. Bu meseleleri Kur'an'ın rehberliğinde 30-40 yıldır takip eden, milimetrik inceliklerle takip eden bir insan olarak bekliyorum. Şimdi haftaya pazar günü çıkacak sonuçlara göre konuşulacak çok önemli şeyler var. Bakacağız. Bu milletin ceza faturası bitti mi? Devam mı ediyor? Göreceğiz. Bakın. Din pazara indirildi diyoruz, yetmiyor. Kur'an pazar yeri metağı yapıldı, yetmiyor. Şimdi ne yazayım ben daha? Uğur Dündar'a bugün gene konuştuk bir vesileyle. Dedim ki abicim, daha ne yazayım ya? Ya bitti kelimeler melimeler bitti, vicdan bitti. İrfan ve izan bitti. Bunları anlatacak şeytanın elinde de bir şey kalmadı. Şuraya bakar mısınız? Adam cumhurbaşkanlığı yemini yapmış, anayasa, namusu şerefini ortaya koyarak. Şimdi o yemini almış ayaklarının altına. Başbakan diye atadığı acayibi de yanına, koluna girmiş. Meydan meydan dolanıp parti propagandası. Ya dünya bunu seyrediyor. Dünya seyrediyor bunu. Bir anayasa var ve sen bu anayasaya yemin ederek bu milletin devlet başkanlığı makamına gelip oturdun. Ya sen bunu nasıl kendine yediriyorsun? Nasıl bunu hazmediyorsun? Bu da yetmiyor. Kur'an'ı eline alıyor. Alelacele Kürtlerden oylar Kürt Partisi'ne gitmesin diye. Değil mi? Anladım. Oslo'dan beri bilmem ne. Kanka beraberdiniz şimdi. Niye adamı rahatsız ediyorsun? Bırak. O da çıkıp demiyor ki ya sen ne biçim adamsın ya. Sen süreç bilmem ne falan filan. Sen bu baraj denen musibeti ilk günde kaldırman lazımdı. Onu kaldırmadığın gibi şimdi biz baraja takılalım diye olmadık numaralar çeviriyorsun. Talimat veriyor. Bir gecede Kürtçe Kur'an basıyor. Diyanet denen hamani kurum. Zulümün baş ortağı ve mürevvici bugün Türkiye'de o kurumdur. Onu da tarih buna göre yargılayacaktır. Ben şahsen bırakmam peşini. Hamani bir kurum. Ne demek bu? Firavun kitabım çıkınca göreceksin. Haman, Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Neyi temsil ediyor? Neyi sembolize ediyor?
Kürtçe kuran Kürt vatandaşların çıkıyor karşısına. Kabe'yi meydan yerine indirdiler. Mekke müşriklerinin yaptığı gibi yedek Kabe'ler. Kabe'yi pasta yapıp kesip yediler. Zaten bütün hayatları bir biçimde Kabe'yi, Kur'an'ı, mukaddesleri yemekle geçmişti. Şimdi manalarını geç, kendilerini yemeye kalktılar. İyice kudurdular. Bu kudurmuşluğun zirve yaptığı yerdir. Ya siz zaten yıllardır Kabe'yi, Kur'an'ı hepsini istismar ediyor, sömürüyorsunuz. Hayır, şimdi bizzat kendisini yemeye kalktılar pasta yapıp. Kabe, Kur'an. Ne kaldı geriye? Geriye ne kaldı? Namaz zaten yiye sakıza döndürdüler. Şimdi başa dönüyorum. Bütün parantezleri kapatıyorum. Canlar canı kardeşim. Buyurun hocam. Tekrar ediyorum. Kur'an'a imanı olanlar bunu bilecek ve icabını yapacak. Zulme isyan yoksa Kur'an'a iman yoktur. Twitter'da şu an herhalde en çok paylaşılan cümlelerden biri oldu. Ağzınıza sağlık. Ve bugün Türkiye'nin başına kara bir felaket gibi çökmüş bu hırsızlık, talan ve iftira kadrolarının zulme isyan şöyle dursun. Zulme küresel ölçekte de içeride de yoğun destekleri ve hizmetleri vardır. Bunların Kur'an'a iman nasıl olabilir? He? Nasıl olacak? Şimdi ey millet, artık kendine gel. Kur'an der ki, اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرُضُونَ. Devam ediyor aşağıda, diyor ki, bu Kur'an'ı hakikatler söylendikçe bunlar alaya alır, kiki kaka yaparlar, işte bakara makara yaparlar. Tarif etmiş yani, fotoğrafını çekmiş önümüze koymuş. Ama ilk ayet, bu Enbiya suresinin ilk ayeti, insanların artık hesaba çekilme zamanları geldi. Ama onlar derin bir gaflet içinde hala oyalanıp durmaktalar. Lahiyeten kulubuhum. Kalpleri eğlence, gaflet içinde. Ve eserrun necvellezine lahiyeten kulubuhum. Şimdi zalimlerle fısıltı yaparak devamlı birlikte iş kotarırlar. Sona doğru da diyecektir ki uzun. Oyun ve eğlence içinde. Hakikatleri Allah Kur'an ayetlerinde bildirdikçe bunlar onları oyun ve eğlence aracı yaparlar. Ve hum yel'abun diyor. Oynar, eğlenir, alaya alırlar. Öyle yapmadılar.
hem tabiri caizse kaymağını yiyor, dibine kadar sömürüyor, hem de bakara makara diye alay ediyor. Şimdi bu Kur'an ne yapsın? Fotoğraflarını çekip önümüze koyuyor. Daha ne yapsın ya? Yani bunlardan ders almamak için katmerli, şeddeli ve şiddetli imansız olmaktan başka bir izah var mı? Bunu cehaletle, bunu aymazlıkla, bunu bilmezlikle filan izah edemezsiniz. Bu kararlı, şedid bir imansızlıktır. Ve Kur'an bize gösteriyor ki bu imansızlık olur ve bu imansızlığı taşıyanların kıldıkları namazlar buna engel değildir. Çünkü lanet getirir o namazlar. Lanet lanete niye engel olsun? Lanete rahmet engel olur. Bunların hayatında rahmet var mı? Siz yüzlerce ocağı acılara atıyorsunuz. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, nine, hasta. O savcı denen Allah'ın cezası yaratığın ifadesiyle 45 dakikada tedarik edilmiş. Bakar mısın şuraya? Ben o dosyaları 45 dakikada hazırlarım diye beyanatı var. Bunları ben sıkı arşivliyorum. Bu dosyalarla mı siz bir ülkenin ordusunun genelkurmay başkanını müebbete mahkum ettiniz? Ulan bunlarla mı yaptınız bunu? Evet, bunlarla yaptınız ve bunu itiraf ettiniz. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin ocaklarınıza o düşürdüğünüz ateşlerin 40 katını düşürsün. Ulan sizin gibi zalim tarih gördüm. Zulmün bile bir tırnak içinde bir haysiyeti vardır. Sen doldur zindanlara insanları. Kim bu insanlar? Ülkeye hizmetle ömürleri geçmiş bürokratlar, ordu mensupları, generaller, aydınlar, basın mensupları. Sonra bunları hastalıklarla, ölümlerle ocaklarını tarumar et. Yak bunları ateşler içinde cayır cayır. Her birini 1 ila 6-7 yıl içeride yatır süründür şuranın başında olan insan. Son kaç yıl yattı? 6 yıl. Lan nasıl ödeyeceksiniz bunun faturasını? Nasıl ödeyeceksiniz? Ondan sonra günün birinde zulüm ortağın öbür paralelle firavunlukta ortağın olan aran bozulduğu için girin birbirinize. O sana, sen ona. Sen diyorsun ki kumpasla bunları yaptılar, onları yaptı. Hop! Bizi aptal yerine koyma, bizim zekamızla oynama. Biz emperyalizmin oturttuğu koltuklardan ve elimize verdiği mühürlerden güç almıyoruz. Tek gücümüz zekamız ve irfanımızdır. Bizi aptal yerine koyma. Sen o kumpasçılıkla suçladığın, beni aldattı dediğine de kime yutturuyorsun? O gün o işler olup biterken sen değil miydin ben bu davaların savcısıyım diye demeç veren? O gün savcıydın. Zindanları doldurdun zulümlerle.
Şimdi 2013-17-25 aralığında soygun ve talanlar sokaklara taşınca ne oldun? Birden avukat oldun. Meslek değiştirdin. Ya ben 38 yıllık hukukçuyum. Bu meslekle böyle oynayamazsın sen. Senin hayatında hukuk, sen bunların ne olduğunu bilir misin? He? Dün avukat, dün savcı, bugün avukat. He. Hesap öyle gerektiriyor. Hangisi? Bana göre ikisi birden. O gün savcı olarak zulmün üzerine tüy diktin. Bugün de avukat olarak Aralık yolsuzluklarında zulmün üzerine tüy diktin. Nerede zulüm tavan yapıyorsa sen oradasın. Olay bu. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Demek ki çok bir cümleyle özetleyelim. Buyurun tabii hocam. Onu millet vicdanına yazsın. Ve Kur'an'ın ve bütün kutsal metinlerin lanetlediği bütün kötülükleri en ileri derecede 10 yıldır yapmış bir ekibin hesabını bu milletin görmesi lazım. Bu kadar açık. İlk hesap günü de haftaya pazar. Pazar günü. Göreceğiz. Neydi? Zulme isyanı olmayanın Kur'an'a imanı yoktur. Bu söz çok şey anlattı. Bu sözle araya gidelim değerli seyirciler. Dönüşte yine elbette ki değerli hocamızın anlatacağı, sizlerle paylaşacağı çok şey var.